çamuru belli temel malzemelerimiz vardır. Un, iki çeşit yağımız, yumurtamız, yoğurdumuz, kabartma tozumuz ve tuzumuz. Bunlarla hazırlanıyor. İç malzemesinde ise özgürüz. Yarım paket yani 125 gram margarini erittim ve soğuttum, oda ısısına getirdim. Bu da bir yarım su bardağı sıvı yağ, zeytinyağı da olabilir, ayçiçek yağı da olabilir. Yoğurt, o da yarım su bardağı kadar yoğurda ihtiyacımız var. Onun dışında tuza ihtiyacımız var. Tuz da 2 tatlı kaşığı kadar yeterli geliyor. Bir de kabartma tozumuz var. Kabartma tozumuz da çeyrek paket kadar. 2 tane yumurta, bunun bir tanesinin sarısını ayıracağız. Poğaçalarımızın üzerine süreceğiz. Ve aldığı kadar da un. Un için belli bir miktar yok. Yanınıza bolca un alın ve ne kadar gerekiyorsa o kadar kullanın. Bütün un hariç, bütün malzemeyi şimdi ekliyorum yoğurma kabıma. Önce yumurtadan başlayayım. Yumurtanın sarısını ayırmam gerekiyor bir tanesini söylediğim gibi. Beyazı kabıma, sarısını da ayrı bir yere ayıracağım. Yağımızı koyalım. Dediğim gibi yarım paket margarin eritilmiş bir oda ısısında soğutulmuş. Sıvı yağ, zeytin yağı veya ayçiçek yağı olabilir. Bu şu an kullandığım ayçiçek yağı. Zeytinyağı biraz sertleştirdiği için ayçiçeği tercih ettim. Tuz koyuyorum şimdi. 2 tatlı kaşığı kadar koymanız yeterli gelir. Eğer damak tadınız az gelirse siz daha sonra arttırabilirsiniz. Çeyrek kabartma tozu koyacağım. Bu da yarım tatlı kaşığına denk geliyor. Şimdi önce un koymadan önce şöyle bir malzememi karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Göz kararı koyuyorum dediğim gibi. İlk başta böyle bir çırpıcı yardımıyla veya bir spatula veya tahta bir kaşık yardımıyla hiç fark etmez. Ya da elinizle karıştırabilirsiniz. Daha sonra ben de sadece elimle yoğurmaya başlayacağım. Elimle yoğurmaya başlıyorum. Un ilave ediyorum. Şu an çok yumuşak. Hiç elime yapışmaması lazım. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hiç elime yapışmaması ve kulak memesi kıvamına gelmesi gerekiyor. Eğer sizin de tezgahınız rahat bir tezgahsa, mermerse belli bir durumdan sonra yani şöyle bir elimi alabildikten sonra tezgaha koyup yoğurmaya devam edebilirim. Daha rahat ederim. Yine un ekliyorum. Şu an poğaça hamurumuz hazır. İçini doldurup poğaçalarımızı hazırlayabiliriz.